Şimdi evet, Çanakkale'miz coğrafi işaret almada hızlı bir şekilde yol alıyor. Bu Çanakkale domatesi 13. coğrafi işareti alan ürünümüz oldu. Tabii ki Çanakkale domatesi Çanakkale'nin bir değeri. Çünkü Çanakkale domatesi toprak yapısıyla, hava şartlarıyla, coğrafi konumuyla mükemmel bir lezzet ve aromasına ait bir domatesimiz. Biz yıllardan beri bu domatesi Batak Ovası'nda ve efendime söyleyeyim Kösedere'de yetiştiriyor üreticimiz. Biz bunu yetiştirirken hep gönlümüzden geçen istedik ki bir tescillensin ve bu Çanakkale domatesi herkes tarafından bu ürünün buraya ait olduğunu istiyorduk. Sonuçta bu günleri gördük. 1 Ağustos itibariyle Çanakkale domatesin artık tescilli bir ürün haline geldi. Bu amaçla hem üreticimiz hem de efendime söyleyeyim bundan sonra bu ürün tüketen kişiler de Çanakkale domatesin hakikaten bir tescilli ürün olduğunu çok rahatlıkla hem benimseyebilecek hem yiyebilecekler, tüketebilecekler. İnşallah bugünden sonraki bu tescilli ürünümüz üreticiye bir katma değer sağlamasını bekliyoruz ki insanlar ürettiğini ürünün karşılığını alsınlar. Yoksa her geçen gün maalesef üretim şartları zorlaştığı için her geçen gün toprak ve gıda, tarım değerli olmasına rağmen maalesef üretici ve üreten sayısı her geçen gün Çanakkale'de, Türkiye'de, dünyada düşüyor. Onun için yani bu coğrafi işaretinin alınmasında emek geçen borsamıza, ticaret odamıza, üniversitemize, tarım müdürümüze ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki ilerleyen süreçlerde bu coğrafi işaret alınan domatesin de üreticiye yani yansımasını ve domates diken kişilerin de ayrıcalıklı olarak desteklenmesini bekliyorum ve istiyorum. Çünkü bu tuta hastalığı gibi hastalıklar artık üreticiyi çok zora soktu. Şartlar çok ağırlaştı. Vatandaş istediği gibi ne ilaçlama ne gübreleme yapamıyor. İstenilen olmayınca biz de istenen ne verimi ne kaliteyi maalesef yakalayamıyoruz. İnşallah dediğim gibi bundan sonra süreç daha iyi olur. Çünkü artık tescilli bir ürünümüz var. Tescilli ürünümüze yakıştığı gibi o şekilde bir destek ve üretim bekliyoruz. Üretici bundan sonra ürettiği domatesin kendisine ait bir aroması olduğunu ve bundan sonraki süreçte de yani domatesin artık fiyatlarının bir yükselmesini bekliyoruz. Çünkü yükselirse ve üreticinin cebine bir şey yansırsa ancak o zaman üreticimiz üzülecek. Biz beklentimiz bu yönde. Bundan sonra üreticen çiftçimiz, domatescimiz artık biraz daha rahatlıkla ve bundan sonraki süreçte daha para kazanabilir durumda olacağını umut ediyoruz ve bekliyoruz.